Manisa Güney Köyü'nde muhabbete devam ediyoruz. Siz sonranızda meyvanın, zepsizenin, etin, sütün, yoğurdun iyisini biliyorsunuz da bunun nar yetiştirdiğini bilmiyorsunuz. Bilseniz köylüye zaten kıymet veriydiniz. Biz üreticiyle iki laf edelim, sen tanıyalım. Güney Köyü'nde oturuyorum, Cemilcan ismim. Şimdi neler üretiyorsun? Burada her türlü sebze meyve üretiyoruz biz. Üretiyorsun. Kiraz olsun, elma. Su var mı? Var. Sulama suyu var. Sondajda var. Sondajda çıkarıyoruz. Peki toprağında, havandan, suyunun tadı var mı zepselerde, meyvelerde? Var. Var. Şimdi çünkü bizim daha topraklar öyle aşırı gübrelenme şeyi olmadığından yani daha tadı şeyi evet. Hepsi güzeldir. Domatesin birinin içine çakan. Böyle yarı bir içini gören. Evet, şu güzelle bak. Domatesin güzel olduğu buradan belli. İçi boş değil. Tatlı olmasın da sinek şu... var mı la? Sinek var mı? Sinek geliyor mu size, beyaz sinek? Niye içine bir giriyor içinin? Evet evet, kurt var değil mi? Olmaz mı? Ola bu ilacı satanlar size evet hastalığa gönderiyorlar, sonra ilacı gönderiyorlar. Evet aynı. Köylü. Evet aynı. Bir bakıyorsun ilaç parası, gübre parası, tohum parası, sürme parası kafa kafaya. Kafa kafaya denk geliyor. Evet. Eğirdiğin yöne değişiyor. Evet aynen öyle oluyor. Zor değil mi? Zor. Şimdi denizdeki yatta gezenler, bu zenginler mazotu 1,5 milyon alırken senin bu şehirliği orada yatta gezen zengini doyuracağın zepseyi meyve yetiştirmek için 4 milyona mazot almak zoruna geliyor mu? Zor olmaz mı? He? Ondan sonra pazarda pahalı diyorlar. Şöyle elimi uzada Kaan. Bu nasıra bak değerli izleyiciler. Bu yaraklara bak. Bu nasırlerlerin kıymetini bilin. Eğer köylü üretmezse, çalışmazsa, caydım ben bu işten derse, aşk alacak olan sizlersiniz. Bunlar otla çöp ile geçinir. Köylü zaten. Gıtlığa yokluğa alışmıştır. Ulan yetiştirin kendin mi yiyorsun yoksa hep öyle mi satıyor? Ya kendimiz de yiyoruz zaten. Kendimiz yiyoruz, fazlasını satıyoruz. Yediğini bilen bakan bir. Nereye geliyor? Bu oğlum sen aşk geçmişsin ya. Pehlivan o, pehlivan. Çevir, hiç şey yapma pehlivan o. Amca gel Kaan. Sandalye şansın sen. Gel Kaan. Ulan bu adam içi geçmiş ya. Aşıktan mı bu? Buraya çalışırken öyle oldu ya. Çalışırken? Tabii ya. Yani şehirliği doyuracağın derken kendi erezil oldu, mahvoldu. Tabii öyle oldu. Senin adın ne? İsmailcan. Şimdi yaş kaç? 74. Şimdi 74 yaşında adamsın. Aşağı yukarı 20 yaşında kendi ilaçperliğe başladıysan başladım. Bir 50 sene olmuştur. Oldu. Ha. Şimdi ilaçperliğin böyle karnını bir yarsan yeni sene çıkıyor. Oo çok çıkar. 40 tane yeni sene. 40 tane çıkar. Yeni sene. Hind olacak. Bu sene kazanacağım derken devenin eşeğinin arkasına giderken hem de benim der gibi ömür gelip geçiyor. Tabii geçiyor. Bu köylünün kıymeti bilinmeyecek mi? Bilinir ya. Ne zaman? Öldükten sonra mı? Tabii. Köylünün kıymetini yaşarken bilin. Yok mu? Köyün yaşlısı çömbü diyerek gelip geliri iki laf edelim dedik. Eskiden şöyle yürüdüğü zaman ney suydu ama şimdi yaşlanınca öyle oluyor. Adın ne? Mustafa. Yaş kaç? 86. Adın güzel. Hem Peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın adı sallallahu aleyhi ve sellem hem Gazi Mustafa Kemal'in adı evet. Mustafa'lar iyi yat. Dedemin adı Mustafa. Dedenin adı Mustafa. Atayın oğlunun adı Mustafa. Sizde ata isimleri veriliyor değil mi? Baba dede isimleri veriliyor. Ha tamam. Öyle... Yaş kaç? 86. 86 yaşı mı? Ha. Maşallah diye ya. Burada insan ömrü uzun mudur? Aşağı yukarı herhalde öyle. Çeşmeniz var mı? Var tabii. Bakın. Değerli izleyiciler, bizim yörüklerde ilk geldikleri zaman çeşme başlarına oğlağın kuzunun ciğerlerini asarlar. Her gün dolaşırlar. Ciğer en fazla nerede dayanıyorsa oraya yurt kurarlar. Yani havasından, suyundan, toprağından alacak. Eğer böyle kurulduysa yurtlar, amcam gibi 86 mı? 86 yaşında yürürsünüz, dimdik olursunuz. Hindi gibi kızlanı bilmez, bozlanı bilmez. Tamam mı? Havayı bilmez, suyu bilmez, toprağı bilmez. Yere ev yaparsanız erkenden gümbürt gedersiniz. Romatizme, hu hastalık, bu hastalık. Ama sağlam yerde durun, sağlam olun.
Turgutlu'nun Bozkır köyüne geldik. Köyleri gezerken bazen yokuş yukarı, bazen engiş aşağı. Yüksek dağları dolandık, alçak tepeler açtık geldik. Geldik Bozkır köyüne. Burada gün görmüş yörük dedeleri var. İki laf edelim dedik. Adın ne? Rasim Demiröz. Yaş kaç? 60. Bu köyün gelmişi geçmişi nereden? Valla ben bu köyü Ören'den 1968'de nakli oldum. İş güvesi mi yoksa la? Yok ya. Öyle icap ettim. Öyle geldik. Evet. Seni tanıyalım. Abdurrahman Bilgiç. 59-60 yaşlarındayız buranın da. Buranın benim yani gelim Konya Beyşehir'den gelme. Konya Beyşehir'den gelme. Gelme. Ama ben bilmiyorum yani. Beyşehir hangi köylerinden? O gölün etraflarındaki? Bilemiyorum. Orada muhtarın yapmıyor. Burada bir arkadaşı vardı. O Derzeciler. Kaymakamlık olan yapmıştı. Daha iyi. Beyşehirler. Adamların sumalarına iyi bakın. Sumadan evet. Çıkarın akrabanız olup olmadı. Oradan belli olur. Evet. Çünkü Türk'ün suması bellidir. Adın ne? Mustafa Şimşek. Oy Mustafa senin? Benim de Mustafa. Senin? Olsun biliriz. Bu arada Mustafa'lar çok değerli izleyiciler. Şöyle köyün gelmişini, eceğini, çocuğunu, Beşiktaş çocuğunu, Gaztepe'den Kızıl Çuvalı'na kadar bir anlatsana. Şimdi arkadaşlar bu köyün gelmişi geçmişi yazılı değil. Yazılı bir kayıt kuyut yok. Heh. Ama biz Konya Bozkır'dan geldiğimizi düşünüyoruz. Bozkır'ın 3000'e nahiyesi var. Eski adı Hocaköy. Oradan geldiğimizi düşünüyoruz. Öyle diyorlar. Ama onunla ilgili hiç belge tabii yok. Tabii eskiden geçi var, koyun var, hayvancılık var. Bir rivayete göre şeyden gelmişiz. Beylik savaşları sırasında 1450'li yıllarda gelmişiz. Bir rivayete göre 1750'li yıllarda gelmişiz. Bu Alaaddin Keykubat dönemi mi? Moğollar baskını dönemi mi? Hayır, bu Beylik Savaşı dönemi. 1450 evet. Yılı Fatih Sultan Mehmet ile Karamanoğlu Mehmet Bey'in Beylik Savaşı sırasında. O zaman gelmiş olabiliriz. Bu ihtimal, asıl ihtimal bu şey. Bu büyük ihtimal olabilir. Çünkü Karamanoğulları Anadolu'nun her tarafına dağıtıldılar. Evet. Balkanlara gönderildiler. Orada bir siyasi politikaydı bu. Kayıt yok. Evet. O kayıt yok. Başka bir ihtimal var. 1750'li yıllarda gelmişiz. Yörük İskanları zamanında iskan edilmişiz. Bu da bir rivayet. Onunla ilgili kayıt yok. Şimdi ben araştırma yaptım. Bozkır'la bizim, Üçpınar köyüyle bizim ortak yönümüz var. Yok değil. Fakat şey değil. Bu dağların, taşların, işte ovaların, derelerin atları. Tutmuyor işte. İnsan atları. Tutmuyor. Sülale atları var deniyor ama o sülale atları her yerde var. Mezar taşlardaki işaretler, salır, kayı, boy işaretleri mezar yok. Taşlarındaki. Bizde mezar taşlarında işaret yok bizim. Bizim mezar taşlarında işaret yok. Velhasılı ama biz kendimizi Bozkırlı kabul ediyoruz. Evet. Çünkü köyümüzün adı Bozkır. Biz oradan geldiğimizi varsayıyoruz. Evet. Ben de araştırmam devam ediyor. Devam ediyor. Bırakma ipin ucunu. Boğanın boynu yetmiş, başı yetmiş, beli yetmiş, kuyruğu kalmış elinizde. Kuyruğundan tutun, zapt edin. Evet. O zaten orada kaymakamlık yapıyor. Nerede? Konya'da. Öyle mi? Evet. Ben Konya'da görev yaptım. Oradan gittim gördüm. Şimdi şöyle gittiğin zaman suma deyiveri be, yüzü gülü gülü veri akrabaların. Yok. Şimdi orada akrabamız olduğunu da bilmiyoruz. Çünkü soy ismin kanunu yeni çıktı. Yani bağımız yok bizim oralarla. Kopmuşuz biz. Buradaki sülalatlarından, lakaplardan. Atları o şey değil o. O bir dayanak değil. Niye değil? Burada bizim Köseler sülalesi var. Orada da var ama Köseler sülalesi Türkiye'nin her ilçesinde var. Tabii köse, şimdi, kısa tabii, boylu adam, sakal olmayan adam, o şimdi, öyle değil. Akışlar sülalesi var, oradan gelmişiz. Akışlar gidin bakın, şimdi gidelim internete. Türkiye'nin her ilçesinde akışlar sülalesi vardır. Yani tutmuyor, kelimeler de birbirini tutmuyor. Yani onların kullandığı kelimelerle bizim kelimeler tutmuyor. Kelimeler çok önemli, dil çok önemli. Evet. Dilimiz de benzemiyor ama ne diyorum ben size? Biz en nihayet diyoruz ki biz Bozkır'dan geldik, evet. Önemli olan bu. Biz Konya'dan geldik diyoruz, Bozkır'dan geldik diyoruz. Şimdilik bir bilimsel bir dayanak yok. Bozkır'da o zaman bu işlerin en güzelini yapan Atatürk ne mutlu Türk'üm diye ne demiş. Herkes bulunduğu ülkemizi güzelleştirecek. Daha güzel, daha güzel yapacak. Bunun için mücadele verecek. Kırıp dökmeyecek. Böyle parçalamayacak. Zarar vermeyecek. İnsan yaşadığı yeri güzelleştirecek. O kadar. İşi bağır, böyle bitirelim. O kadar. Ama dedim ya tekrar söylüyorum. Biz Bozkır'dan geldiğimize inanıyoruz. Bozkır'ız diyoruz. Evet. Bozkır'dayız. Çok sağ ol. Herkes yaşasın. Bozkır'da yaşasın. Konyalılar da biz de yaşayalım. Çok sağ ol. Sağ ol. Gele geldik Turgutlu Çatalköprü köyüne. Yıllar önce
burada dere boyu gitmiştik. Dere boyu gezerim, ince boncuk dizerim deyip türküler çektiydik. O neydi abimizin adı? Arap diyoruz. Arap. Araba. Abdullah. Aslında Köket köyünden o. Türk neydi türkünün adı? Bir türkü çektiydi bizim adı Rokan. Şey. Anan gülü müydü? Şeyin daşları neydi? Daş delik. He? Ha, daş delik. Daş delik türküsü. Daş delik. Ha, evet. Evet. Şimdi dostlara muhabbet edeceğiz. Biz sizi tanıyalım. Ramazan Yalçın Türk Çatalköprü Mahalle Muhtarı. Adaşız da la. Evet. Hoş geldiniz köyümüze. Ramazanları iyi tarafı iyidir la. Evet evet. Kötü tarafı da kötüdür zaten. Her insanın olduğu evet, gibi. Evet Ramazan. Kaç senedir muhtarsın? Ben bir yıllık. Bir yıl. Daha bir buçuk senelik evet. Daha yenisin sen. Yeniyim evet. Şimdi şöyle. Bura kavak ağaçları var. Evet. Sular şarı şarı akıyor yaz kış. Evet. Toprağı güzel, insanı güzel. Evet. Köy neyle geçiniyor? Köy kiraz, erik, meyvacılık, emekli var. Yani fabrikaya peki, gidenler var. Eğirdiğin yüzüne mi değişiyorsunuz? Bir şeyler kazanabiliyor musunuz mu? Kazanıyorlar gene ya. Kazanıyorlar. Kazanıyorlar değil mi? Evet, evet. Köyün derdi yok mu lan? Şu anda ağlamayan çocuğa meme verilmezmiş. Şu anda sağlık evimizi açacağız. Bugün onda izin çıkmış Ankara'dan. Bir abiyle görüştük. Haber geldi. Önümüzde bir hafta onun için açılacak yani. Köyün nüfusu kaç? 500. 500 bayağı evet, varmış. Evet. Peki burada sağlık ocağı yapılırsa diğer kayrak başka köylerde buradan faydalanacak mı? Faydalanacak, Gökgedik evet, köyler evet, faydalanacak. Merkezi, evet. 4 köyün merkezi burası. Merkezi burası. Evet, evet. Faydalanacak yani. Evet. O senin adın ne? Aşk geçmiş gibi duruyor lan. Yaşar ki ölmüş gibisin ha. Yok ya ölmedik ya diriyiz ya. Diriyiz ya. Bu tam gede la. Yavaşla. Çok yılların yorgunu. Ondan da Ramazan. Öyle değil mi adam Ramazan? Senin adın Ramazan la. Aynen. Aynen. Olay zaten yüzü gülü gülü eğirdi. Sen ne iş yapıyorsun? Ben erişim ayarı. Hem minibüsçülük yapıyorum hem kahvecilik yapıyorum. Bu kahve senin mi? Ben çalıştırıyorum. İyi. Veresiye var mı la? Var sizin gibi misafirlere para yok. Hayır, veresiye veriyor mu? Veriyor. Yazdırıyorlar mı? Yazdırıyorlar. Diyeteri yırtıyor mu? Borcu dayıyorlar mı? Ödüyorlar, ödüyorlar Allah'a şükür. Diyeteri yırtman değil mi? Yok yok, öyle bir şey. Bu köy borcuna sadıktır. Sadıktır, evvelallah. Yürükle sözüne sadıktır. Sadıktır. Ben her zaman geziyorum. Sıkıntı yok evet, yani. Değerli izleyiciler, yüklü deve dinlenmez. Gezecek çok yerimiz var daha. Şöyle hazırlığımız da var. Çatalköprü köyünü de gördük, dostları gördük. Yolumuza devam edelim. Çatalköprü köyünde bayrağı gördük. Muhtarımızla düğünümüz var dedi. Geldik düğün yerine. Burak kız evi, naz evi. Seni bir tanıyalım. Ben Ali Aslan, kızın babasıyım. Kız babasıyım. Bugün mutlu günü. Önce mutlu kızı günü. Nereye veriyorsun? Ha? Komşuma. Kendi köyüne, komşuya. Kendi komşuya. Ele gitme. Yok ele gitme biz de. Öyle diyoruz da şu an iyi. Biz de yani. Şimdi kızın anacı da burada. Kızın anası üzgün biraz, mutlu değil. Üzgün. Neden? Kız verecek olunca. Gurbete vermeyen, başka köye vermeyen. Gurbette değil canım, yanımda, köyün içinde. Peki sen bunu 9'a kardeşlik, zemberde 5'ini salladın, yemedin yedirdin, içmedin içirdin, giymedin giydirdin, böğüttün, hura saldın. Canın gitme Ermin'di. İşte zor geliyor biraz. Oturup öngörü mü alasın geliyor mu? Alasım geliyor. Kızın adı neydi? Allah'ım tek geçim versin. Kızın adı neydi? Nurgül. Ah Nurgül'üm de işte öyle üngür üngür aladığın gün oldu mu? Olma mı oldu? Oluyor değil mi? Zor oluyor, değil mi? Zor, çok zor. Sen de geldin gitmişsin evveli. Sen işte, anacığın ağlamadı mı sonra evveli? Ağlamıştır. Rabbim böyle emretmiş olacak. Üzülür mü üzülür olacak. Evet. Şu anda mevlüt okutuluyor değerli izleyiciler. Düğünde kadınlarımız orada bir ayrı, erkeklerimiz bir ayrı. Geleneğe göre düğün yapılıyor. Bir temel atılıyor. İnşallah nesiller sürecek. Değil mi? İnşallah. Çok sağ olun var oğlum. Sizde... Bunlar uçup gelir ya lan. Senin adın ne kız? Yılmaz. Benim adım Hatice. Damat. Sen yemek yemeyin mi? Yiyorum ya. Sen ne söylüyorsun Düğün abi? Ben kaynanayım. Oğlanın anası. Evet. Senin oğlan da böyleyse
Oğlan boylu. Oğlanlarıma çok iyi baktım. Oğlan boylu. Baktın mı? Evet, benden uzunlar, boylular. Ben Mustafa Taşkıran. Oğlan babasıyım ben de. Taşkıran. Ha, kayınbaba. Kayınbabasın. Bu yenge uçup geliyorsun da sarı sarı eldirmişsin ya. Hiç bakmamışsın ha. Oğlan bakıyor, bal bakıyor bana. Gözünle mi? Gözümle de her şeyle bakıyorum bana. Yok ya. Tabii. Olacağım bu. Olacağı bu. Ekmek neylesin, rayı sabun neylesin, karayı demişler. Öyle mi? Aynen. Mutlu musun bugün? Mutluyum tabii. Dünyanın en mutlu insanı biziz yani. Ulan kızı olur mu ya? İş kestiler mi kız tarafı lan? Yok. Şöyle kızı ev nasıl ev olur ama? Evet evet. Kızı alıp böyle ata bindirdiğinde. Evet. Oradan çıkarken. Evet. Aldık gittik kızınızı eşek de hepsini yüzünüzü diyecek misin lan? Yok yok. Hayır hayır. Denmez hayır öyle denir mi hiç? Denmez. Denir mi? Dögürüm bir tane benim. Alınca kadar bir şey deme. Bak. Benim dögürüm bir tane. Alınca kadar bir tane de otur. Tabii. Alınca kadar aynı şeydi. Aynen aynen. Ben dögürüm bir tane. Allah mesut etsin. Amin amin. Allah herkese göstersin. Amin. Çok sağ ol. Gençlerimiz de yörük kültürünü tanımaya çalışıyorlar. Türk'ün türküsünü söylemeye çalışıyorlar. Adın ne? Melek. Bir türkü söyleyeceksin bize. Söyle bakayım. Söylerim. Söyle. Bahçede yeşil çınar boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Aman gülüm, nananay topkah küllüm, nanay nanay kibar yârim nananay. Nanay, nanay, esmer yârim nananay. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Türk yurdu, yörük yurdu Manisa Turgut'tayız. Manisa'nın belediye başkanı Turgay Şirin Bey ile beraberiz. Üçüncü Yörük Türkmen Şöleni yarın yapılıyor. Yarının hazırlığı bugünden başlar. Nasıl kışın hazırlığı yazdan başlıyorsa yarının hazırlığı bugünden başlar. Belediye başkanı aramızda, neler söyleyeceksin? Efendim ben tekrar hoş geldiniz diyorum vesileyle. Artık biliyorsunuz her yıl beraber olmayı artık geleneksel ve böyle bir sürdürülebilir bir şekilde devam ettireceğiz. Evet. Bu yılda üçüncüsünü yine birlikteliğimizin kutlayacağız. Yarın Yörük Türkmen Şenliğini inşallah el birliğiyle yakışır bir şekilde kutlayacağız. Bu yola çıkarken biliyorsunuz ilk gün burada şunu söylemiştik. Demiştik ki Turgutlu'daki Yörük Türkmen Şenliği Türkiye'de ses getirecek ve inşallah Söğüt'le beraber en bilinir bir şenlik olma yönünde de hızlı adımlarla bu süreci takip edeceğiz, büyüteceğiz, geliştireceğiz demiştik. Çok şükür geldiğimiz bu üçüncü yılında bile katılan sayısıyla, bir katılımın renkliliğiyle ve buradaki hazırlıklarla da görüyorsunuz bu düşüncelerimizi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve bu misafirlerimizi burada Turgutlu'muzda bütün Türkiye'mizin her yerinden gelen Yörük Türkmen beylerini, kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, bacılarımızı hepsini şu an ben Turgut'la misafir etmekten dolayı duyduğum memnuniyeti aracılığınızla bir kez daha ifade etmek istiyorum. Devletini, bayrağını, toprağını, hayvanını, doğası, insanı seven Yörük ve Türkmenler, Türklüğe ve Türkiye'ye yapılan saldırılara karşısında daha böyle sıkı fıkı, daha biz de varız bu ülkede, bu ülkenin asil sahipleri, manevi ve maddi sahipleri var diyor. Bu duyguyla devletini, bayrağını seven, düşmanın denize döküldüğü topraklarda belediye başkanı olmak nasıl bir duygu? Efendim biz tabii gurur duyuyoruz. Biz vatanımıza, milletimize bugün bir belediye başkanı olarak hizmet etmekten dolayı bir gurur duyuyoruz. Ben Turgutlu'da bir esnaf bir babanın evladıyım. Ama işte burada memleketime hizmet etmekten dolayı benim en büyük hazzım bu. Çoluk çocuğuma bırakacağım en büyük servet de bu. Ama tabii ülkemiz zor günler geçiriyor. Bu zor günlerde bu ülkenin mayası sağlam, bu ülkenin kökleri sağlam ve bu ülkenin öyle hani kimseye verecek bir karış toprağı da yok, kimseye geçit verecek insanı da yok. Biz bu mesajı
Dün verdik, bugün de veriyoruz. İşte bugün, yarın da vereceğiz. Yarın yine bu birliktelik mesajlarımızı, yarın o kortejimizde bunu yine Türkiye'ye göstereceğiz. Ama Turgut'tu söylediğiniz gibi bir Yörük Türkmen obağıdır. O noktada da bu işin mayasında biz varız. İnşallah bu konuda da Türkiye'nin mayasında biz varız. Biz var oldukça da hiç kimseye bu konuda da taviz verme gibi bir düşüncemiz asla ve asla olamaz. Biz vatanını, milletini, bayrağını seven herkesi biz de seviyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi, Türk devleti, Türk bayrağı, Türk milleti, Türk dili devam edecek inşallah. Bunu savunacağız. Dava bu. Bu konuda hep söylüyoruz. Evet. Bayrağımız, vatanımız olmazsa olmazlarımız belli. Yani bu konuda işte tek bayrak diyoruz, tek millet diyoruz, tek devlet diyoruz. Yani bir olmazsa olmazlarımız noktasına verecek tavizimiz yok. Çünkü gidecek başka vatanımız da yok. Ve dolayısıyla biz hepimiz bir olacağız, birlik olacağız, diri olacağız ve ülkemizi çoluk çocuklarımıza, yarınlarımız noktasında onlara bırakacağımız bu güzel vatanımızı daha da geliştirerek, bir yönetici olarak da hizmetlerimizi de zenginleştirerek onlara inşallah güzel yarınlar bırakacağız. Evet. Bizim en büyük dileğimiz bu. Değerli izleyiciler, belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Tarihte Yörük Türkmen, bütün devletler, Türk devletleri Yörüklerin kılçalarında kurulmuştur. Biz bunu böyle biliyoruz. Devletler yıkılır, yenisi kurulur. En son Cumhuriyet devletimizde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Yörük Türkmen davasının lideri Atatürk'tür. Hem Türklüğün kurtuluşuna hem Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna vesile olan Atatürk'tür. Atatürk'ün yolundan, ilkesinden, hedefinden bir santim sapan Yörüklerle alakası yoktur. Lider Atatürk'tür, yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu yolda yürürken Meslan Başkanımız neler söyleyecek? Evet, son hazırlıklarımızın son aşamasına geldik. Artık inşallah yarın sabahleyi, bu gece de gelecek olan misafirlerimiz var. Şu an sizler gibi gelen misafirlerimiz var. Onları inşallah bu akşam ağırlayacağız başkanımla beraber. Şu an yola çıkmış, gelmekte olan, sabah yola çıkıp gelecek olanlar var. İnşallah onlar da sağ selamet, kazasız belasız Surgutlu'ya gelecekler. Yarın saat 12 gibi Koza Pazarı olan ilçemizin merkezinden, ana bulvarından yürüyeceğiz. Kız Meslek Lisesi'nden buraya geleceğiz. İlk şeyimiz karşı tarafta okçularımız oyunlarını sergileyecekler, gösterecekler ve ondan sonra da amfiteyatroya geçeceğiz. Sırasıyla açılışını yapacağız. Açılışından sonra başkanım, kaymakamım, vali bey gelecek. Büyükşehir temsilcimiz gelecek ve gelen misafirler, konuşması gereken misafirlerimiz konuşacak ve ondan sonra da müzik şeyine geçerek çocuklarımız, kadınlarımız, erkeklerimiz inşallah akşam ama 9 olur, ama 10 olur, ama 11 olur. 11'e kadar eğleneceğiz. Sağ olursak bir sene sonraya hazırlığı hemen başlayacağız. Pazartesi gün başkanımla yan yana kol kola inşallah. Çok sağ olun Marun. Ömürler versin hepimize. Bu millet bizimdir. Bu memleket bizimdir. Atalarımız kanıyla, biz canıyla bu memleketi bize bırakmıştır. İnşallah başkanımın dediği gibi biz de buna sahip çıkanlardan oluruz. Allah razı olsun. Sağ ol. Atamız Oğuzhan diyor ki, o kadar büyüyelim ki gök küpe çadırımız, güneş meşalemiz olsun diyor. Çok şükür ki bizler, Oğuz Atan'ın evlatları, çadırımızın kapısını açık koyduk. Turgutlu yönetenler, belediye başkanı, dernek başkanımız, kaymakamımız, her kim varsa gönlünü, gözünü açık etti. Herkes Turgutlu'muza, şölenimize, toyumuza gelebilir. Çok sağ olun, var olun. Siz de sağ olun. Ben de tekrar bugün işte hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz şenliğimize bütün aracılığınızla herkesi bekliyorum. Her yıl Turgutlu'da misafirlerimizi ağırlamaktan belediye başkanı olarak Turgutlu halkı adına onur ve gurur duyduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Maral. Sağ olun.